LGS'ye son 69 gün. Gerçekten zaman daralsa da bizler artık okula gitmediğimiz için daha fazla süreye sahibiz ve bu sürede gerçekten daha fazla soru çözebiliriz. O yüzden hiç endişelenmiyoruz. Konularımızın yarısı çıktı. Yani sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. O yüzden bu fırsatı değerlendirip gerçekten en güzel liselere biz girmeliyiz. Günün sözüne baktığımızda sürekli çalışma olmadan büyük bir başarı mümkün değildir diyor. Gerçekten de çalışmamız gerekiyor. Bakın, gerçekten çalışan insan başarıya ulaşıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü çalışan insan daha yüksek kondisyona sahip oluyor. Çalışan insan bilgiye sahip oluyor. Çalışan insan hak ediyor ve gerçekten sonunda da sınav sonrasında da iyi ki test çözmüşüm. Bazen hatalarım çıktı, bazen denemelerde yanlışım çıktı ama en sonunda kazanan ben oldum diyorsunuz. Günün yorumuna baktığımızda Hamza Güngör 133 beğeni almış. Sorular. Eski test kitaplarını kullanabilir miyiz? Evet. Pardon, 2016-2017 diyor. O kadar değil. Burada bazılarını tabii bazılarını kullanabiliriz. Burada mesela paragraf sorularının olduğu kitapları kullanabiliriz. Paragraf fazla değişmedi. Ama artık yeni nesil sorular çözmemiz lazım. Böyle ben bu sene aldığın bazı konular çıktığı için bu sene aldığın bazı kaynakları kullanabilir misin diyorsan artık sadece birinci dönem konuları olduğu için işte taktiklerde, zoru bankalarında, işte kotalarda sadece birinci dönem konularının testlerini çözebilirsin. Ama 2016-2017 bayağı bir eski. Bunları bazılarını çözme diyebiliriz. Bunların bazılarını çözme. Çünkü bazı konular değişti. Ben şu anda da 340 puandayım. 455 puan olabilir miyim? Evet olabilirsin. Nasıl? Çalışarak. Peki neden bu kadar yüksek bir net artış olabilir hocam diyorsunuz? Neredeyse 115 puan. Çünkü konuların yarısı çıktı. LGS'de ikinci dönem konuları yok. Okullarda tatil. Resmen bizim için bir fırsat. Tatil olduğu için daha fazla zamanımız var. Konuların yarısı çıktığı için daha az konumuz var. O zaman bu fırsatı değerlendirelim. Haftada kaç deneme olabiliriz? Haftada en az 2 deneme çözmelisiniz arkadaşlar. Bilhassa örnek soruların olduğu geçen seneki LGS'leri de çözün. Ama tabii ki ikinci dönem konuları olmadığı için burada revize edilmiş denemelere daha çok ihtiyacınız var. Günlük kaç dakika veya telefonla uğraşmalıyız? Günde arkadaşlar 45 dakikadan fazla telefonunuza zaman ayırmayın. Bunu da ara ara böyle işte WhatsApp'ta arkadaşlarınızla sohbet etmek veyahut da ne bileyim işte bazı bu tabi sadece iletişim için. Normal oyun oynamak için, televizyon izlemek için veyahut da herhangi bir YouTube'da başka bir şey izlemek için telefonunuzdan veya başka şeylerden faydalanabilirsiniz. Haftada kaç dakika telefonla uğraşmalıyız? Ya matematik sorusu olmuş. 7 çarpı 45 diyorum o zaman. 7 çarpı 45 diyorum. O da kaç ediyorsa o. Ne eder? 7 kere 50 ne eder? 7 kere 50 350 eder. 350'den 45 çıkarırsak da 305 eder değil mi? Evet, 7 kere 5 35 yok. 715 eder. 7 kere 5 35 315 eder. 35 çıkaracağız 350'den. Gerçekten beynim yandı. Haftada bir gün boş, belki de yanlış yaptım. İnşallah yanlış yapmamışımdır. Haftada bir gün boş bırakabilir miyiz? Hayır. Artık boş bırakamayız. Zaten artık evdeyiz. Dolayısıyla hemen hemen her gün mutlaka bir şeyler çözmeliyiz ama yarım gün olabilir. Cuma günü yarım gün mesela tamamen kebap yapabilirsin. Yarım gün olabilir. Ama şu anda zaten evde olduğumuz için daha fazla soru çözmemiz lazım. Motivasyonumuzu nasıl artırabiliriz? Arkadaşlar, birincisi gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Bunun farkındayım. Ancak şu anda bizden çok daha zor günlerde bir yerlere gelmiş olan insanları hatırlayın. Savaşlar yaşadılar. Kıtlıklar, felaketler yaşadılar. Biz şu anda bir virüsten dolayı belki evdeyiz ama inşallah bu günlerde bitecek. Milli Eğitim Bakanı da konuların yarısını çıkardı. Öğrencilerimiz yanındayız dedi. İkinci dönem konuları yok dedi. O zaman okullarda tatil olduğu bu süreçte lütfen biraz daha gayret gösterelim. Bakın çalışmak ne kadar önemli. Çalıştığımız zaman bir cehaleti yeniyoruz. İki, bilim insanları şu anda dünyayı kurtarabilirler. Yani adamlar sadece maaş, para için yapmıyorlar bu işi. Sizler de bir işi yaparken ya aman LGS'de işte fen lisesini kazanacağım. Hayır. Fen lisesini kazandığınız zaman eczacı olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz. Ve gerçekten sadece kendi ülkeniz için değil, sadece kendiniz için değil, tüm dünya için faydalı bir şey bulabilirsiniz. Şu anda düşünsenize bir bilim insanı aşıyı bulacak ve tüm dünyayı kurtaracak. Ne kadar heyecan verici bir şey. Dolayısıyla motivasyonunuzu artırın arkadaşlar. Yaptığınız iş çok basit bir şey değil. Cehaletle savaşmak, testlerle savaşmak, virüsle savaşmak kadar önemli. Manisa Soma Fen Lisesi'ni tanıtır mısınız? Tabii ki tanıtırız arkadaşlar. 9. Hariciye Koşu Peyami Safa'nın mükemmel eseri. Otobiyografik bir roman. İlk otobiyografik roman. Burada adam esasında kendi hayatını anlatıyor. Kemik hastalığından dolayı, kemik vereminden dolayı hastaneye yatacak. Sevdiği kızı da doktora verecekler, başka birisiyle evlendirecekler. Çok üzülecek. Psikolojik özelliklere ağır basan bir roman. Okumanızı tavsiye ediyoruz. Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi'ne baktığımızda Manisa'da
3.71 dilimi, dilimi çok yüksek. 18 tıp fakültesi, 14 mühendislik fakültesi almış. Mimarlık fakülteleri de var. Bu okul sizleri hak ediyor. Çünkü çok iyi bir okul. Sizler de çalışın ve bu okulu kazanın arkadaşlar. Günün kaynağı olarak ikinci veya üçüncü kez tekrar LGS ilk tekrarı söylüyoruz. Çünkü bunlar birinci dönem konularını tekrar ediyor. Elinizdeki diğer kaynaklarda da ikinci dönem konularını çözmeyebilirsiniz arkadaşlar. Sadece birinci dönem konularını çözerekten sınav hazırlığınızı devam ettirebilirsiniz. Ama şu anda ben sadece birinci dönemle alakalı bir kitap istiyorum diyorsanız tamamen yeni nesil sorulardan oluşan, gördüğünüz gibi böyle infografik yeni nesil sorulardan oluşan bu kaynak sizin için şu anda yeni, eğer almadıysanız, çözmediyseniz mutlaka çözmeniz gereken bir kaynak. Sadece birinci dönem konularını tekrar ediyor. Güzel bir kitap. Yeni kitaplarımız da geliyor, hiç endişelenmenize gerek yok. Günün sorusuna baktığımızda matematik sorusu. Oo, zor bir soru gibi duruyor ama sizler için kebap, hemen halledersiniz. Ödüllü soruya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Şimdiden çalışmalarınıza başarılar arkadaşlar.